Yargıtay 3. ve 4. ceza dairelerinin Anayasa Mahkemesi'nin aynı konudaki yerleşik kararlarına karşın Can Atalay'ın milletvekili seçilmesini serbest bırakılması için yeterli bir hukuki neden olarak görmemesini, anayasanın açık ve emredici hükmünü görmezden gelerek ancak kendisinin hukuka uygun bulduğu Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacağı, kendisinin uygun görmediği Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağı anlamına gelen gerekçesini hayretle okuduk. Anayasanın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu ve yargı organlarının da bu kararlara uymak zorunda olduğu açık ve net olarak yazılmıştır. Hukukun ve anayasanın öngördüğü bariz bir kuralın bu şekilde ters yüz edilmesini avukatlar olarak içimize sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, aynı haksızlığa ve mağduriyete maruz kalmış diğer milletvekilleri gibi bireysel başvuru hakkını kullanarak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Emsalleri ortada, diğer milletvekilleri gibi arkadaşımız ve meslektaşımız Can Atalay bakımından da pek muhtemel aynı süreç yaşanacak, aynı sonuç çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi bu durumdaki milletvekillerine ilişkin içtihadında ikirciksiz olarak şunu söylemektedir. Bir milletvekili hakkında seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olsa dahi hakkındaki suç isnadı anayasanın 14. maddesinde durumlar kapsamındadır denilerek yargılamaya devam edilemez, tutuklanamaz. Anayasanın 14. maddesindeki durumların kapsamına hangi suçların girip girmediği belirsizdir ve bu belirsizlik yargı organları tarafından giderilemez. Anayasa Mahkemesi'nin bu açık içtihadına karşın Can Atalay'ın tutukluluğunu ve yargılamasını devam ettiren Yargıtay ilgili ceza dairesi kararları açık bir anayasa ihlalidir. Bir hukuk devletinde yargı makamları dahil herhangi bir kurum ve kişi beğenmediği ya da uygun görmediği bir anayasa ya da yasa hükmünü yanlış bulduğunu söyleyebilir, eleştirebilir ama ben buna uymuyorum diyemez. Böylesi bir karara imza atan Yargıtay ilgili ceza dairesi üyelerinin yaptığı tam da budur.